Bugün Karaburun'dayım. Karadeniz'le İstanbul'un buluştuğu noktadayım. Deniz'le ilk yine Edremit'te tanıştım. Hatta Burhaniye'de öğrendi. İlk başta denizden çok korkuyordum. Tabii zamanla babam bizi alıştırdı. Yüzmeye başladık. Sonra farklı hobisel işler yaptık. Öyle öyle kopamadık denizden. Ateşimi biraz daha güçlendireceğim şimdi. Fırsatım oldu, Karaburun'u keşfettim. Şu an İstanbul'da bir yerde değil, kendimi böyle bir Karadeniz kasabasında hissediyorum. Çok keyifli. Bundan sonraki kamp kaçamaklarımda genellikle burayı tercih edeceğim. Bugün çok keyifli bir makarna yapacağım. Doğada en sevdiğim yollar, patika yollar. Hissederek inmek lazım, yavaş yavaş. Doğayı duyarak. Deniz benim için mavi ve gökyüzünü ifade ediyor. Çocukluğumdan beri yaşadığım hemen hemen her şehirde deniz vardı. En ufak bir şeyde kendimi denize atardım. Ve orada böyle sadece dalga sesleri rahatlardım. Cam gibi mübarek. Burası yine beni çocukluğuma götürdü. Ve kendime güzel bir yem yaptım. Normalde burada bugün dip atacaktım ama kayalık olduğu için şamandıraya döndüm. Tek atacağım. Bakalım, çok da şanslı değilim ama şansımı deneyeceğim bugün. Oldan biraz takılsın. Ben de bir kayalıklarda kahve içeyim. Bundan sonrası nasip. Malum bugün balık tutamadık ama gelirken bu kayalıklarda çok güzel kaya koruğu gördüm. Şimdi biraz toplayıp onlardan balığın yanına acayip bir eşlikçi yapacağım. Evet, çocukluğumdan beri balık tutmayı çok isterim. Ama ne yazık ki tutamıyorum. Günün sonunda doğa bize bugün balık vermedi ama kaya koruğu verdi. Minnettarız doğaya. Sen de gel aşkım benim. Hoppa, bravo. Sizden her zaman bir ricada bulunuyorum. Doğaya geldiğinizde atıklarınızı lütfen geri götürün ve doğaya bırakmayın. Doğa poşet üretmiyor, cam şişe üretmiyor. Doğa bitki üretiyor, sebze üretiyor. Binlerce canlıyı veriyor, hediye ediyor. Siz de doğaya ve denizlere lütfen saygılı olun arkadaşlar.